Karen'in tek yürek olması noktasında çok güzel konuşmalar yaptı, çok güzel mesajlar verdi. Bunu tüm Türkiye satında aynı ses tonuyla, aynı heyecanla vermeye devam ediyor. Trabzon'da gerçekten bugün Kadir Şinaslığı'nı gösterdim. On binlerce yığınlar, on binlerce başbakan sevdalısı, insanımız sağ olsunlar, başbakanımızı, hemşehrilerini yalnız bırakmadılar. Onlar da sıcak gönüllerini, kalplerini Sayın Başbakanımıza açtılar ve gerçekten güzel bir beraberlik ve yapılan hizmetlerin de Trabzon insanımıza hayırlı olması temennisinde bulunmak suretiyle de burada konuşmasını, mitingini bitirdi. Peki iki soru soracağım. Çözüm sürecine bir destek istendi Trabzon'dan. Trabzon insana hayır duasını esirgemesin. Bu süreci birlikte atlatalım mesajı verildi aslında. İkincisi de aslında yarın için çok önemli bir gün, Akyazı'da açılış yapılacak. Temel atma töreni yapılacak. Taraftarın da bir beklentisi var. Sizin de futbol hassasiyetini biliyorum. Trabzonspor'un özellikle 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası konusunda sizin de çok önemli mesajlarınız oldu. Taraftara yarın bir mesaj gelir mi? Özellikle şike konusunda, Trabzonspor'un şampiyonu konusunda. Siz bir mesaj bekliyor musunuz daha doğrusu? Şimdi tabii öncelikle çözüm süreciyle alakalı kılı kırk yararcasına çok hassasiyetle, çünkü daha evvel yapılan çözüm süreciyle ilgili bir takım çalışmalar akamete uğratıldı, hakim bırakıldı, sabote edildi ve dolayısıyla özellikle bu bizim hassasiyet noktasında Sayın Başbakanımızın ve bu konuda hazırlık yapan Genel Başkan Yardımcılarımızın çok önem verdiği, artık yeniden sekteye uğramaması, yeniden saboteye varmaması hususunda çok ince elediler, sık dokudular ve ona göre çözüm sürecinde yeniden ivme kazandırıldım. Ve hamdolsun bunun sonuçlarını alıyoruz. Bakınız 10 aydan beri Trabzon'umuzda özellikle Sayın Başbakanımız iletti, artık şehit cenazeleri gelmiyor. Artık tüm Türkiye satında şehit cenazeleri gelmiyor. Anaların babaların yüreği kana alamıyor. Vicdanları sızlamıyor. Bakın ben Diyarbakır, Batman ve Siirt gezisine gittim çözüm süreciyle alakalı. Oradaki insanlarımız, ben Trabzon kökenli olduğum için özellikle sarıldılar, kucakladılar, öpüp kokladılar, gözyaşı döktüler. Yani bu tamamen samimiyetin gözyaşlarıdır. Samimi ifadelerin bir tezahürüdür. Ve bizi ne olur diyorlar vekilim, Trabzonlu kardeşlerimize özellikle gidin bizim selamımızı iletin. Bizim ayrımız gayrımız yok. Çanakkale'de yedi düvele karşı bu ülkeyi, bu milleti, bütün hangi köken olursa olsun, etnik fark etmez, mezhepsel fark etmez, biz aynı yürekle Çanakkale'de bütün Anzakları, bütün yedi düveli denize dökmüş bir milletin ahvadıyız. Bizim birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Ne olur bunu gidin Trabzonlu kardeşlerimize anlatın. Bizi birbirinden parçalamak, gönül köprüsünü yıkma adına bir sürü senaryolar hazırlayanların bu oyunlarına biz artık gelmeyeceğiz, etmeyeceğiz şeklinde açıklamalar yapıldı. Ve biz oradan aldığımız bu güzelliği, bu insanlarımızın, Güneydoğu'daki insanlarımızın, tüm Türkiye satındaki kardeşlik ruhunu özellikle anlatmak istiyoruz, özellikle söylemek istiyoruz. Artık Başbakanımız söyledi, kavmiyetçilik ayaklarımızın altındadır. Yani kavmiyetçilik derken hepimiz bir kavimden müteşekkiliz. Ama bizi birbirine sevdiren, bizi birbirine kardeş kılan o ruhumuzdur. O efendim Allah'a karşı olan takva noktasındaki üstünlüğümüzdür. Başbakanımız bunu istiyor. Çünkü yıllardan beri bu ülkede oyunlar oynandı. Kardeş kardeşe vurduruldu. Sağ sol oyunları oynandı. Alevi efendim Sünni oyunları oynandı. Türk-Kürt oyunları oynanıyor. Bu yüce milleti, bu tarihe damgasını vurmuş Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk insanını, hepimizi yeniden tarihte özne olmayalım diye bizi bu takım şeytanın hileleriyle, oyunlarıyla ne yapmaya çalışıyorlar? Çatıştırmaya, ötekileştirmeye, yok etmeye. Ama evet, bu bitiyor. Hamdolsun, inanın çok güzel şeyler olacak. Tüm halkımızın kardeşliği noktasında hani mutlu son dediğimiz şey çok yakında tecelli edecek. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Evet. Yarın Akyazı'mız... Çok net bir mesaj vermenizi istiyorum. Ama. Ben açık konu. Tabii yarın Akyazı'da tabii ciddi tüm Trabzon halkının, Trabzonspor'a gönül vermiş kardeşlerimizin, camiamızın büyük bir beklentisi var. Trabzonspor artık bir dünya kulübü. Trabzonspor artık Trabzon'a sığmayan, Trabzon'un dışına taşmış ve gerçekten Türkiye'yi vaktiyle Trabzon'da çok önemli galibiyetler alarak
tüm dünya ülkelerine adını altın harfleriyle yazdırmış bir şehrimiz, İstanbul dükalığına son veren ve Anadolu'da tüm diğer illerin de bu noktada ayağa kalkabileceğini gösteren tek bir örnektir Trabzonspor, Trabzon şehri. Şimdi tabii Trabzonspor'un, bakın, biz vaktiyle bazı açıklamalar yaptık ama birileri cımbızdan bazı şeyleri çekti. Bizi Trabzon insanımızla ayrılmaz olan bu parça noktasında tamamen karşı karşıya getirmeye çalıştı. Ben şunu söyledim. Trabzonspor 2010-2011 kupası elinden alınmıştır. Bunu açık yüreklilikle ne söyleyelim. Benim ne Fener camiasından ne başka camialarından beni tanıyanlar, benim hayatımı bilenler bilirler. Doğru bildiğimi, hak bildiğimi hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan veya kınamasını aldırmadan söyleyen bir insanım. Trabzonspor'umuzun 2010-2011'deki anasının ak sütü gibi helal olan kupası elinden alınmıştır. Niye? Bunu UEFA bakıyorsunuz, CAS'a bakıyorsunuz, diğer dünya literatüründe futbol adına yeri olan bütün temsilcilere bakıyorsunuz. Fenerbahçe kupalara katılamamış. Niye? Demek ki burada bir suç var, deliller var. Süreç geçmiş ama süreç sulandırılmış. Süreç birilerinin farklı bir takım ayak oyunlarıyla Trabzonspor'un aleyhine doğru getirtilmeye çalışılmış. Tabii burada Trabzon halkı da ciddi derecede ayakta durdu. Trabzon'un bütün dinamikleri hakkını sonuna kadar arama noktasında çok dikkatli bir şekilde bütün her şeyi yaptılar. Ama biz, bak, ben şimdi şunu söylüyorum. Futbol Federasyonu, ben açık ve net konuşuyorum. 3 tane koyunu yaylada ben ona bırakıp da gel şu koyunları, şu sığırları, inekleri orada kolla diyemem. Ben Futbol Federasyonu'nun güvenilirliğine inanmıyorum. Futbol Federasyonu artık federasyon oldu. Futbol Federasyonu Trabzonspor'un o seneki anasının ak sütü gibi helal olarak almış olduğu kupayı gasp etmiştir. UEFA'ya rağmen, CAS'a rağmen ve diğer Avrupalı sporla alakalı, futbolla alakalı olan bütün ekin olan kurumlara rağmen bunu yapmaya çalışmıştır. O zaman ben şunu diyorum, çıkıp eğer Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe suçsuzsa çıksın desin o zaman. Bizi niye Avrupa kupalarına katmadınız? Bize niye efendim şu kadar maç naklen yayın gelirlerinden gelecek olan paramıza mani oldunuz? Onun için biz şunu söylüyoruz. Biz akıllı olacağız, aklı selimle, kırıp dökmeden hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu konuda ben tüm Trabzon kökenli milletvekili arkadaşlarımızla da konuştum. Bak, bizim kulüplerle düşmanlığımız yok. Kulüpler birbirimizin olmazsa olmazıdır. Fener olmazsa Trabzon'un bir özelliği olmaz. Trabzon olmazsa Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bir özelliği olmaz. Bu kulüpler gerçekten masa başında değil, saha içerisinde hak ettikleri ölçüde çıkacaklar, oynayacaklar, kazanacaklar. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama ben tekrarın şunu söylüyorum. Er geç, sonuna kadar ben Trabzonluyum. Beni bu topraklar var etmiştir. Beni bu topraklar bir yerlere getirmiştir. Benim bu güzel insanım, Trabzonlu insanım beni bu noktalara getirmiştir. Ha, ben İstanbul'a gitmişim, ayrı bir mesele. İstanbul Türkiye'nin bir özetidir. Ben İstanbul'daki Trabzonlu hemşehrilerimin milletvekiliyim. Onlar için kalbim, bütün bedenim atıyor. Ama Allah'ın izniyle er geç adalet tecelli edecektir. Bugün karlı olduğunu zannedenler yarın başlarını kuma sokacak, toprağa sokacak bir zaman dilimini yaşayacaklar. Bunu açık ve net söylüyorum. Onun için 2010-2011 kupası Allah'ın izniyle bugün olmazsa yarın adaletin tecelli etmesiyle Trabzonspor'umuzun müzesine, insanımızın, Trabzonspor camiamızın kalbine, gönlüne Allah'ın izniyle yerleşecektir. Oradan sökülüp atılmamak kaydıyla. Ve onun için biz temiz futbol diyoruz. Ama ben futbolun da özellikle bir takım noktalarda abartılmaması gerektiğini, çünkü terörize edilen, yani normalde dışarıda ebedi rekabet, ezeli rekabet ama içeride de efendim dostluğun olduğu bir spordur, yani oyundur, şölendir futbol. Evet, onun için dozunda olması lazım diyorum ve yani işin özeti şu: Trabzonspor'umuz inşallah bir yapılanma içerisinde başkanıyla, hocasıyla, teknik heyetiyle geleceği çok iyi olan bir kulüp olacak, alt yapıdan gelen çocuklarımızla. Kupada bize er geç eninde sonunda gelecek. Ben yürekten inanıyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte başka camiaları yaralamadan, bize yakışanı yaparak müzemize getireceğiz diyorum inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
Hoş bulduk. Sağ olun.